Evet, Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. E ee, karşılaşmada ilk yarısı, ikinci yarısı birbirinden farklı değerlendirmeleriniz olacaktır hiç şüphesiz. E ee, Alanyaspor özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'ye karşılık verdi diyebiliriz ama sonra ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte bambaşka bir Fenerbahçe performansı izledik. E, tabii ki Yıldız isimleri ayrıca konuşacağız. E, Arda Güler dün akşamın ayrı bir konusu. E, hepimiz e, büyük umutla ve heyecanla izledik Arda'yı. Tüm futbol severler. Altay ayrı, Mesut Özil performansı ayrı ayrı değerlendirecek ama sen genel hatlarıyla nasıl yorumlarsın dün akşamı Mehmet? Bir isminde hakkını verelim. Rossi. Bence Aynen. maçın Yıldız yıldızıydı. Attı ilk golü şans golü olabilir ama bazen futbolcu olarak şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Orada o topu oraya dikmesi de bir şekilde kaleye gitmesine sebep oldu diyelim. Artı savunma arkası koşular yine Mesut Özil'e bir pozisyon hazırladı ee, ki o zaman 0-0'dı maç. Rossi çok iyi maç çıkardı. Alanya Spor, Faryoli Kalesi diyebiliriz Ceyda. Karagümrük'te de aynısını izledik. Karagümrük'te de sezonu e, takım ortasında devralmıştı çok eli değdi. E, Karagümrük iyiydi ama sonlara doğru bayağı bir çözülmüştü. Şimdi Alanya Spor'da benzer senaryo görüyoruz. İlk geldiği zamanlar bayağı bir seri galibiyetler vardı. Hatta Galatasaray'a karşı 10 kişi kaldığı maçta bile galibiyeti kaçırmıştı. Ben de ama çok pas hastalığı var. Öyle söyleyelim. Stopper'leri stoperleri üçlü oynatıyor. E, bir de dün Emrah Akbaba ile başladı ileri uçta. Daha sonrasında Emrah Akbaba'yı biraz forvet argasına çekine Tayfur'dan ekstra katkı aldı. Fenerbahçe'yi beğendim. Fenerbahçe zaten ciddi anlamda toparlanmaya başladı ki 5 haftalık periyot 13 puan ve tek beraberliği de çok iyi bir performans ortaya koydu 10 kişi kaldı 70-80 dakikalık Trabzonspor maçı Arda Güler'den de İsmail Kartal eleştiriliyor evet ilk 11 kullanmadığı için ama bence kulübeden de şu anlamda skor anlamında direkt katkı alabiliyorsunuz Arda'yı ben biraz da şu anki fizik yapısı koruma amaçlı yani ben İsmail Hoca'yı biraz anladığımı söyleyeyim İç saha maçlarının ilk 11 çıkmasını beklerim. Örneğin Konyaspor maçı ama hani Alanya Deplasmanı'nda ikinci yarı girmesi Mesut'la başlıyorsunuz zaten. E, oyuna girdikten sonra da Arda zaten iki gole direkt e, katkı yaptı. Fenerbahçe gayet e, iyi bir yolda. İkincilik için yani bu hafta Konya bir final maçına çıkıyor diyebiliriz. Eğer Konya yenerse ikincilik için çok ciddi avantaj sağlayacak. E, yani maç maç kazandıkça tabii burada şu da çok önemli. Berke'den kaleyi devralın ismin Altay olması her maç ama bir ama iki kritik kurtarış var. Mesela bir Kasımpaşa maçı aklıma geliyor. Umut Bozon Dün yine kimin kendi kalesini attı oradaki refleksler Fenerbahçe oyunda tutuyor. İşte iyi bir kaleci olması nasıl ki Penya-Barcelona maçında gördük. 6 evet. ayda Fenerbahçe'de kesinlikle bu denklemi karşılıyor. Şimdi e, hemen sana da sormak istiyorum bugün e, Fenerbahçe e, puanını 50 yaptı en hmm. yakın rakibi ikincilik mücadelesi verdiği Avrupa Kupalarına katılmadın özellikle Konya Sporlu arasında 5 puan fark var. Ve Mehmet'in de belirttiği gibi Fenerbahçe önümüzdeki hafta e, Konya Sporlu evinde karşı evet. karşıya gelecek. E, bir toparlanma süreci gözler önünde e, Fenerbahçe'de e, dün oyuna müdahale anlamında da gecikmedi Teknik heyet, kulübe diyebiliriz belki. istediği sonucu alarak ayrıldı evet. sahadan. E sen nasıl değerlendirirsin 90 dakikayı çok genel olarak. Çok özür diliyorum ya. o gün. Oyun aldığı 3 oyuncu da gol attı. Evet. Tabii evet. pelkas, berişe, e ardışımı düşününce. Zaten 5 golü de farklı oyuncuların ayağından bulması da kıymetli Fenerbahçe için. Çünkü skor, dağılımın, skor dağılımında çok ciddi problemleri yaşıyor. Hep 1-2 oyuncunun ayağına bakıyordu bunun öncesinde. E, zirve yarışını kovalarken de öyle ya da yarışın içinde kalması gerektiğinde Hep Valencia'ya odaklı bir Fenerbahçe vardı geçtiğimiz sezon Bu sezon öne çıkan öyle bir profil de olmadı tam manasında e, Skor yükünde dağılması gerekiyordu ama hep 1-2 oyuncu da sınırlı kalıyordu Şimdi bir maçta 5 gol ve 5'ini de farklı oyuncu atıyor Bu Fenerbahçe adına kıymetli Oyunun genel hatlarına baktığımız zaman ilk devre e, Fenerbahçe e, yine rakibiyle birlikte topla haşır neşir olan taraftı daha fazla Alanya spor gözüktü toplu oynama noktasında daha fazla sabitledi pas vesaire ama Fenerbahçe ilk devre buna karşılık verdi en kıymetli tarafı ilk devrenin savunmasını iyi kurguladı evet. Fenerbahçe orada dengeyi oturttu Crespo ve Zayis bir uyum yakaladılar ikisi birlikte oynadığın zaman Zayis'in de son haftalardaki performansı İtibariyle gözlemliyoruz bunu. Crespo zaten orada dikiş tutturmuş noktada. Belki bu maçı çok iyi olmayabilir ama e, ikisinin arasında bir uyum söz konusu bence. Penaltıyı kazandıran ismi Zeiss olduğunu hatırlatalım. Orada o koşuyu yapması değerli. Tabii yani Zaysoğlu gol atmadı savun ama. Yok, savunma tarafında söylüyorum. E, şey, yani ben Zaysoğlu'dan zaten savunma bekliyorsunuz. Hücumda da size katkı veriyor zaman zaman. Bu ileri çıkışları vesaire oluyor. E, i̇kinci devre Fenerbahçe topla çok az oynadı. İnan, çok az sayıda pası var. E, Alanya Spor'un yarısı kadar pas yapmadı. E, Fenerbahçe'nin 128, Alanya Spor'un 300 pası var. Toplu oynama oranları ikinci devre itibariyle %71'e 29. Ama toplu oynamanın her şey olmadığını gösterdi dünkü Fenerbahçe. Hücumda çünkü son noktada işleri doğru yaptığınızda skoru üretebiliyorsunuz ve sonuca gidiyorsunuz. E, bu sezon Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da hatta Galatasaray'da da e, bu problem çok yaşandı. Son noktada bitiricilik e, konusunda yaşanan sıkıntılar yani topu o çerçeveden içeri sokamadıktan sonra tabelayı değiştirememe problemi yaşanıyordu. E, dün etkili ayaklar bunu başarıyla sonuçlandırdığı için skoru bu noktada 5 gole kadar ulaştı. E, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a karşı yaptığı en güzel hareket şuydu. Trabzonspor da benzerini yapmıştı. Ön alan baskısını doğru uyguladı. E, Alanya Spor'da üçlü savunma oynarken Top, Fenerbahçe kontraya ya da geçiş hücumuna döndüğünde orada Furkan'ın çok fazla tek başına kaldığı pozisyonlar hatırlıyoruz biz. Geri koşularını çok sık yapmadı Alanya Spor ve Fenerbahçe orada çabuk kümelendi. Arda Güler'in attığı gol de buna benzer bir goldü. Hemen içeride kümelendi. Arda hatta ondan önce golünden daha kıymetlisi pozisyon öncesinde attığı pastaki soğukkanlılığı. O oyunu salaya açarken Açtı attığı pasın mesela çok kıymetliydi bence. O ya işte bir oyuncunun o kadar rahat saha içerisinde tavır göstermesi ee, işte kendisini Sergen Yalçın'a benzetenler var. Alex de Souza'ya benzetenler var. Evet. Guti'ye benzetenler var. Ee, i̇nşallah o Türk futbolunun ardası olur. Yani daha kendine özgü bir profil olur. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin toplu oynama oranı belki ikinci devre düştü. Ancak Alanya Spor'a karşı da zaten çok fazla toplu oynama şansını orta sahada özellikle bulamıyorsunuz. Çünkü üçlü savunma oynarken orta sahada 5'li bir hatla birlikte çok yoğun baskı yapabiliyor hı hı. size. Ee, bekleyip hızlı hücumları kullandı Fenerbahçe ve bunda da başarılı oldu. Çünkü savunma zaaflarını bazen Alanya Spor'da bu çok sık yaşanıyor. kimin maçını çok iyi çıkarabiliyor savunmada. Ön alan baskısını iyi yapamayan takımlara karşı ama ön alanda iyi baskı e, ve açık kovalayan rakibe karşı da sıkıntılarını gözlemledik. Trabzonspor maçın ilk devresinde 4 gol yerken sürekli olarak bir savunma evet. var. Barcelona'nın topa sahip olmasıyla bir değil yalnız o gün. Yani kalecisi ve stoperliğiyle çok gereksiz paslaşmaları da var. E şimdi, yani biraz işte, o oranı ne hani %79 71'e 29 olmasının sebeplerinden e şimdi mesela biri. Mesela Fenerbahçe ikinci devre sadece 128 pas yapmış. Ama sonuca giden kim? 4 gol atıyor ikinci devre Fenerbahçe. Ya evet. Alanyaspor 300 pas yapıyor. %71 toplu oyunu ikinci devre itibariyle. Ama rakibinden çok daha o geride kalıyor. O da işte, rakip ceza sahasında ne kadar e, aynı zamanda pas yaptığını. Tabii ne o kadar ne önemli. Ceza 20, 20 kez önemli. girdi işte Alanyaspor Spor maç boyunca. Fenerbahçe birkaç pozisyon daha fazla. 2-0'dan 2-2'ye gelen bölümde fena top oynamadı Alanya. Hatta 2-2'den sonra bir tane de kaçırdı pozisyon var. Bir tek bir 10-15 dakikalık periyot. Şunu periyod. söyleyelim tabii ki ama Fenerbahçe'nin direncini yukarıda tutan isim Altay Bayındır'dı. Evet. Yani maç başından daha farklı bir noktaya evrilebilirdi Belki Alanya Spor skor avantajını eline alsaydı Oyun planında farklı bir yöne değişebilirdi ee, Ancak Altay buna izin vermedi Ve Fenerbahçe'de böyle net maç içerisinde e, hani Kalbine dokunan performansları bu sezon çok izleyemedik Oyunculardan e, Bir maçta belki bir oyuncuyu falan gördük ama Bu maçta Arda Güler Harika bir performans kısa sürede ee, Rossi keza öyle çok iyi bir performans. Ondan sonra Mesut Özil bence iyi bir maç çıkardı. Onun sıradına. da istatistiklerine bakacağız. Bence Mesut de iyi bir maç çıkardı kendisi adına. Çünkü o da bir süredir... Ozan sak... Tufan'ı da konuşalım. Bu arada. Evet. Ozan Tufan'ın sağ dönünce... bekteki performansı. Bak, karşı tarafın sol bekin iki gol atması Ozan Tufan sağ bek oynadığında. Onlar da detaydır yani. Ki e, gollerde aslında e, ya ilk goldü ya ikinci goldü. Yine Ozan'ın e, kaçırması sonucu Ozan da e, çok kendince e, bir tepki veriyor doğru. orada. E, ama Ozan'ın sağ bek performansı hep bir soru işaretiydi ha, doğru. aslında e, Fenerbahçe. Bahçe belki elindeki imkanlar dahilinde ee, Ozan'ı e, dün akşam oynanan maçta e, Sağbek'te İsmail Kartal görev verdi ama bu arada hazır e, sen e, çok da değinmişken o gün e, toplu oynama oranlarına bakalım maçın genelinde yani. e, toplu oynama oranları Fenerbahçe'nin %37 Alanya Spor'un %63. Korner e, sayısı Fenerbahçe'nin 4 Alanya Spor'un 12. Offsite'a düştü 2 kez Fenerbahçe 3 kez Alanya Spor. 14 faal yaptı e, Alanya Spor. Yine 14 faal yaptı. Fenerbahçe ikili mücadele kazanma oranları %48'e %52. E, Fenerbahçe'deki futbolcu Alanya bir futbolcu sarı kart gördü. Bir de hücumdaki istatistiklere gelebilir miyiz? Evet. Şimdi hücumdaki istatistiklerde Fenerbahçe'nin 16 şutu var. E, Alanya Spor'un 12 şutu var. Alanya 9 şutu isabetli, 2 şutu engellenen. E, Fenerbahçe'nin 9 şutu e, isabetli, ikisi engellenen şut pası 14. Fenerbahçe'nin Alanya 10 rakip ceza sahasında topla buluşma Fenerbahçe'nin 24, e, Alanya Spor'un 20. E, çok bahsetmişken bu istatistikleri de paylaşalım. Alanya Spor sahaya forvetsiz çıktı. 4-6-0, evet. e, hatta 4-6-0 demiş, özür dilerim. Üç, savunma, önünde Novais ve Umut. Umut. Tayfur, e, ee, Tayfur, Tayfur, daha... Juan Fran. Üç sezonluk, evet. üç sezonluk yani Galatasaray bir, bir İleri uçta Efe, işte Efe Canlı Emir bir Emir oynadı. Bir ileri uç sayılabilir orada ki Galatasaray kariyerinde sadece bir evet. maç var. Ee, pandemi sonrası Galatasaray'ın çok eksiği vardı. Bir Başakşehir maçı ileri uç kullanılmıştı. İkinci yarı o Ceco. Onu aldıktan sonra evet. biraz orijinal düzene döndü. Zaten.